Koronavirüsler, virüsler dediğimiz bildiğimiz mikroorganizmaların en küçükleri, elektron mikroskopla görülen bu kategoride RNA'lı virüsler dediğimiz gruptan zarflı virüslerdir. Bu virüsler zoonotik dediğimiz hastalıklara neden olurlar. Yani insan ve hayvanları ilgilendiren hastalıklar yaparlar. Hayvanlardan da insanlara en son örnekte olduğu gibi bulaşabilirler. Bu grup virüs bizim soğuk algınlığı dediğimiz, nezle dediğimiz hastalıkların insan koronavirüsleri en az üçte birini yapan, çok sık rastlanan, her sene gördüğümüz etkenlerdir. Koronavirüslerin bulaşması hastaların ki solunum yollarını tutuyor, öksürükle, aksırıkla, ortama saldıkları çıkartılarla olmaktadır. Burada damlacık adını verdiğimiz 5 mikrondan büyük yaklaşık bir en fazla 2 metreden öteye gidemeyen ama bu sürede çevreye el temasıyla yine o damlacıkların çevreye ulaşmasıyla çevreye de bulaşan bir hastalık grubudur. Burada bulaşma özellikle hastaya 1 veya 2 metre düzeyinde yaklaşan kişinin havadaki bu damlacıkları solunum yolundan almasıyla veya çevreye bulaşmış damlacıklara elle temas sonucu ellerimizi ağzımıza burnumuza getirdikten temas ettirme ile bulaşabilmektedir. Yani kabaca damlacık yoluyla ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Bir üçüncü bulaşma ise bu tip hastalarla çok yakın temasla aerosol oluşturma dediğimiz, yani bunların örneğin boğazından bir klinik örnek alırken öksürmeleri çok yakın durumda damlacık çekirdeği dediğimiz daha uzak mesafelere giden bir yolla da sadece bu işlemler için aerosol oluşturan durumlar diyoruz. Bu şekilde yine solunum yolundan bulaşmaktadır. Şimdi koronavirüsler, özellikle klasik koronavirüsler, az önce söylediğim soğuk algınlığının, işte nezlenin üçte birini yapan virüsler, klasik nezle dediğimiz işte hafif bir ateşlenme, öksürme, aksırma, hapşırma belirtileriyle seyreder. Fakat şu anda üzerinde konuştuğumuz COVID-19 yeni koronavirüste ise belirtiler kısmen farklı seyretmektedir. Önce ateş yükselmekte, sonra öksürük başlayıp göğüste bir sıkışma hissi ve nefes darlığı oluşmaktadır. Bu olguların %80'inde böyle seyretmekteyken daha ağır olgularda solunum yetmezliğine giden ağır solunum sıkıntısı tabloları meydana gelmekte. Pnömoniye ilerlemekte %13-15 olgu. %3-4 olgu da çok ağır organ yetmezliğine ulaşan septik şok adını verdiğimiz bir tablo olarak seyretmektedir. Ağır seyirler daha ziyade 50 yaştan özellikle 70 yaşın üzerinde ve başka hastalıkları özellikle kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olan kişilerde bu ağır tablolarla karşılaşılmaktadır. Koronavirüs tedavisinde bugün doğrudan virüse yönelik değişik moleküller denenmektedir. Bu amaçla şu anda bir kısmı çalışma düzeyinde, bir kısmı ise özellikle Çin'de hastalarda kullanılmış. Daha önce farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan, örneğin HIV'in tedavisinde kullanılan lopinavir, ritonavir ilacı, hatta gripte kullanılan oseltamivir, sıtmada kullanılan klorikin ilacı, remdesivir dediğimiz yine bir antiviral ilaç ve bunun dışında değişik moleküller üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bunun dışında tedavide özellikle ağır olgularda, yoğun bakıma yatması gereken hastalarda doğal olarak destek tedavileri uygulanmaktadır. Bunlar tamamen yoğun bakım koşullarında yürütülen destek tedavileridir. Korunmada kişisel tedbirler çok önemlidir. Tüm hastalıklara
olduğu gibi bu hastalıkta da şahsın düzenli uykusu uyuması, düzenli bir uykuya sahip olması ve sağlıklı beslenmesi çok çok önemlidir. Gerekli gıdalayı, meyveyi, sebzeyi zamanında düzgün bir şekilde kullanması, yani ne aşırı zayıf ne de şişman kategoriye girmeden sağlıklı beslenmesi ve düzenli uykusu çok önemlidir. Daha sonra kişisel hijyen tedbirleri çok önemlidir. Burada el yıkama düzenli bir şekilde yapmak, gerekli hallerde el yıkama oldukça önemlidir. Öksürük, bu hastalıkta temel belirtilerden birisi öksürük. Öksürük adabı dediğimiz öksürük ilkelerine hele toplumdayken uymak oldukça önemlidir. Burada öksürürken, aksırırken hemen bir mendille ağzımızı, burnumuzu hızla kapayıp öksürük ve aksırıkla açığa çıkan damlacık ve diğer partikülleri odağında hapsetmek gerekiyor. Bu öksürük adabı dışında hastalanan kişilere düşen görevler var. Bu kişiler bir defa zaten bu yeni koronavirüs durumunda çoğu hastaneye yatacaktır ama hafif olgular mutlaka evlerinde bu devreyi geçirmek durumundalar. Evlerinde bu tip hastalar bağımsız bir odada iyice havalandırılmış bir odada olacak. Buna bakım veren kişi, bir ev halkından bir kişi olabilir veya bir dışarıdan tutulan veya gereğinde bir sağlık personeli olabilir. Bu odaya giren kişi maskesini takacak, o anda hasta da maskesini takacak. Buna hizmet veren kişiler mutlaka eldiven takarak, işte maskesini takarak gerekli hizmeti verecektir. Özellikle 1 metre, hatta tercihen tedbir olarak 2 metreye yakın durumda böyle bir maske, tıbbi maske takılması zorunludur. Bu kişiler diğer kişilerin odalarına gitmemeli ve yine bu kişilerin odaları ve gittiği örneğin tuvalet gibi yerler, banyo gibi yerler mutlaka günde en az bir kere %10 oranında sulandırılmış, yani bir kısım çamaşır suyu, 9 kısım su şeklinde sulandırılmış çamaşır suyuyla düzenli şekilde silinmelidir. Ama ek bir temas varsa bu temas sonrası yeniden silinmelidir. Burada en önemli olayın tekrar el yıkama olduğunu, zaman zaman ellerimizi o anda yıkayamıyorsak bulunduracağımız bir alkol bazlı antiseptikle de elimizde görünür kir yoksa iyice ovabiliriz. Bu da yine el hijyenini sağlamada çok önemlidir. Bu kişilere bakım verecek kişilerin bağışıklıklarının mutlaka normal olması gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde bağış yetmez olan kişilerin bu kişilere hizmet vermemesi gerekiyor. Sağlık kuruluşlarında ise olay tamamen disiplinize edilmiştir. Burada kısaca çok ayrıntıya girmeden, burada da yine el hijyeni sağlık kuruluşlarında standart önlem dediğimiz her hastaya uygulanması gereken önlemler, damlacık önlemi dediğimiz işte maskenin, koruyucu önlüğün, yüz koruyucunun işin içine girdiği tedbirler ve özel işlemlerde aerosol oluşturan işlemler ise özel maskelerin sağlık personeli tarafından takılması gerekiyor. Bu özel maskeleri toplum yanlış anlamasın, evde hastanın takacağı maskeler değil bunlar. Hastanelerde bu özel işlemleri yapan kişilerin takacağı maskelerdir. Bizim rutinde kullanacağımız, hastanın kullanacağı maskeler tıbbi maskelerdir. Tekrar bir özet yaparsak, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, el hijyeni, bağımsız ev için konuşuyorum, odada yatma, hizmet verenin ve hizmet alan hastanın maskelerini bu hizmet sürecinde takması ve özellikle el yıkamaya, her farklı yere dokunuşta el yıkamaya özen gösterilmesi ve çevrenin düzenli bir şekilde temizlenmesi, korunmada en önemli noktalardır. Tabii ki sürecin başka gereklilikleri de vardır. Onlar özel durumlarda uygulanır.